Gitsin. Savaşa gidiyoruz. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Polonya'da oda bakıyoruz. Aile dostumuz var çok yakın. Onun oğlu 18 yaşında Polonya'ya hazırlık okumak için geliyor. Ve kalacak yere ihtiyacı var. Maalesef yurtta yer bulamadığımız için bir oda bulmak zorundaydık. Ve yaklaşık 1,5 ay oldu mu? 1,5 evet. Aydır falan oda bakıyoruz. Ama hani öyle bir oda bakmak yok yani. Deli gibi arıyoruz. Günde kaç yere mesaj atıyorum, kaç yeri arıyorum anlatamam. Bayağı bir tecrübe kazandım bu konuda. O yüzden sizinle de bu deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Şu anda da zaten odalardan birine bakmaya gidiyoruz. Bu süreçte yaşadığım her şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ve gittiğimizde odayı da size göstereceğim. Öncelikle oda kiralamak ne demek ondan bahsedeyim. Şimdi Türkiye'de çok yaygın olmayan bir şey bu oda kiralamak. Burada Avrupa'da zaten genel anlamıyla çok yaygın. Polonya'da da öyle. Şimdi bir ev ve odaları kiralanıyor. Şimdi bunun iki farklı çeşidi var. Birincisi ev sahibi de sizinle birlikte evde oturuyor. Yani bir odasını kiralıyor. Diğer bir çeşidi ve çok yaygın olanı da ev sahibi her odayı ayrı kişilere kiralıyor ve böylelikle gelirini de ciddi manada arttırmış oluyor. Öğrenciler, gençler, bekarlar, hatta evliler bile bazen oda kiralıyorlar burada ve gerçekten ev kiralamaya göre çok daha ekonomik oluyor. Şimdi ben Varşova'da yaşadığım için Varşova'nın fiyatlarına aşinayım. Sizinle de buranın fiyatlarını paylaşacağım dolayısıyla. Eğer burada bir stüdyo kiralamak istiyorsanız, yani işte mutfakla salonu bir ve ayrı bir tane de odası olan bir ev kiralamak istiyorsanız ve merkeze yakın da olsun diyorsanız minimum 3000 zloty artı faturalar şeklinde ödüyorsunuz. Faturalar da dediğimde hangi faturaların girdiğine göre değişiyor ama yine de bir 200-300 zloty ekleyebilirsiniz 2 kişi için. Onun dışında fiyatlar 3000 ila 4000 arasında değişiyor ortalama olarak. Tabii daha lüks dairelere, rezidanslara falan baktığınızda fiyat yine artabilir ama daha düşüğünü bulmak birazcık zor. Odalara gelince de odalar merkezde ve merkezden uzakta şeklinde ikiye ayırabiliriz. Fakat fiyat farkı gerçekten çok fazla yok maalesef. Çok eski püskü evler gördüm. Yaklaşık 800-900 zloty arasında. Fakat bu tarz evlere de ulaşmanız pek mümkün olmuyor maalesef. Ulaşmak derken şundan bahsediyorum. Yani ev sahipleri veya emlakçılar ilanlarını veriyorlar ve ilanlarını verdikten yaklaşık 1 saat içerisinde 10-15 kişi falan arıyor evi görmek için. O kadar büyük bir rağbet var şu anda. Şimdi Covid bitti. Okullar artık online değil. Erasmus öğrencileri gelmeye başladı. Ve genel manada zaten göç alan bir ülke haline gelmeye başladı Polonya. O yüzden rağbet çok fazla. Ve aynı zamanda Ukrayna krizini biliyorsunuz. Yaklaşık 2,5 milyon Ukraynalı geldi Polonya'ya. Birazı geri dönse de yine belli bir miktarı, hatta fazlaca bir miktarı hala Polonya'da. Ve gerçekten de artık ev bulmak vesaire bayağı bir zorlaştı. Biz yaklaşık 8-7 ay önce falan ev kiralamıştık ve o sürede gerçekten biz de çok zorlanmıştık. Ukraynalılara öncelik veriliyordu ve hani aradığımızda yine ev sahiplerine ulaşamıyorduk. Yayınlıyorlardı ilanı ve yaklaşık böyle 5-10 dakika içerisinde falan direkt arıyorum ama yine de ulaşamıyordum. Böyle bir zor bir süreç geçirdik yani. Şimdi oda fiyatlarına gelecek olursak, genel olarak balkonlu olarak veya ne bileyim metrekaresine göre, konumuna göre ve evin yeni olup olmamasına göre çok değişiyor. Şimdi biz şu ana kadar iki ev görmeye gittik. Bir tanesi merkeze bayağı uzaktı. Biraz merkezden uzak olması bizim işimize geliyor aslında. Çünkü dediğim gibi bir öğrenci ve üniversitesi merkezin biraz dışarısında. O yüzden bizim işimize geliyor. Ben bunun daha uygun olacağını düşünmüştüm. Fakat şunu unutmuşum. Üniversiteye yakın olduğu için bu sefer fiyatlar artıyor ve üniversiteye yakın olsa da kış olduğu için genel manada ya bir tramvay durağına ya bir metro durağına, hani en kötü otobüs durağına yakın olması gerekiyor. Bunlar da zaten fiyatları arttırdığı için merkezdeki evlerden çok da bir farkı olmuyor bu evlerin. Şimdi ilk gittiğimiz ev yine üniversitenin yakınlarındaydı diyebilirim. Yine vesaitle gidiliyordu ama o civardaydı ve yaklaşık 1500 zloty birazcık aşıyordu faturalarla birlikte ama her şey dahil. Elektrik, su, gaz, internet bile bu fiyata dahil.
o da çok küçüktü. Bayağı küçük, ev de küçüktü. Şimdi odanın küçük olması belki birazcık tolere edilebilir ama genel manada evin çok dar ve basık olması bence ciddi bir problemdi. O yüzden o evi çok beğenmedik. Başka bir eve gittik. Dediğim gibi günde çok fazla kişiye yazıyorum ve çok az dönüt alabiliyorum. Dönüt aldığım kişilerde de şöyle problemler olabiliyor. Bir, nerelisin diye soruyorlar. Bununla karşılaşabilirsiniz. Öncelikle kendinizi tanıtmayı ihmal etmeyin. Direkt işte "Is this available?" diye mesaj atıyorum. Eğer yes cevabı gelirse hemen o arkadaşımızın oğlunu anlatıyorum. İşte 18 yaşında olduğunu söylüyorum. Öğrenci olduğunu, Türkiye'den olduğunu ve İngilizce bildiğini söylüyorum. Bu şekilde kendinizi tanıtan mesajlar atmayı unutmayın. Çünkü çok fazla rağbet var ve gerçekten artık mülakatla falan seçmeye başladılar. O derece, şaka yapmıyorum. İkinci bir durum ise eğer öğrenci değilseniz ve bekarsanız, çalışıyorsanız biraz daha sıkıntı olabiliyor. Fakat onun için de şöyle evler gördüm. Çalışanlar için diye böyle iki katlı, üç katlı evlerin odalarını kiralıyorlar çalışanlara. Öyle bir şey bakabilirsiniz. Genelde onlar da merkezden uzak oluyor ama bir şansınızı deneyin yani. Diğer bir şey de uzaktan kiralamak biraz zor olabiliyor. Çünkü sizi görmek istiyorlar. Dediğim gibi çok fazla rağbet var ve içlerinden seçmeye çalışıyorlar ve oda kiraladıkları için genel manada diğer odada kalanların da huzurunuzu bozmayacağınızdan emin olmaları gerekiyor. Başımıza geçen gün şöyle bir şey geldi. Bundan da bahsetmek istiyorum. Çok sinir bozucu gerçekten. Çok kişiye yazıyorum gün içerisinde. Doğru düzgün dönüt alamıyorum ve bir dönüt aldığımda gerçekten çok memnun kalmıştım. Hemen işte belirttiği saatte, saat 6.30 demişti. Ve ciddi manada bir yol gitmemiz gerekti. Çünkü biz merkeze yakın oturuyoruz. Ve bayağı bir yol gittikten sonra tam varmak üzereyiz. Saat tam 6.30 yani 18.30'da telefonuma bir SMS geldi. Evi çoktan kiraladım diye. Yani biz evin neredeyse önüne gelmişiz. O kadar kilometre yapmışız. Her şeyi ayarlamışız. Planımızı iptal etmişiz ve aldığımız mesaj buydu. İnanılmaz sinir bozucuydu gerçekten. Hatta ben bayağı sinirlenip böyle kadını aramaya başladım ama deli gibi arıyorum. Böyle 10 defa arka arkaya açmıyor falan. Sonra açtı. Dedim ya sen beni buraya kadar getirip ev kiralandı diyemezsin. Nasıl böyle davranabilirsin? Zaten telefonu kapattı yani dinlemeden. Normalde ben ilk buraya geldiğimde durum böyle olmadığı için her aradığım kişiye ulaşabiliyordum. Yine onlar da hani seçici davranıyorlardı ama herkes seçici davranıyor zaten. Evler bomboş değil. Sen evini alacağın adamın iyi olmasına özen gösteriyorsun. Fakat şu anki durum çok başka bir durum gerçekten. Fiyatları çok fazla yükseltemiyorlar. Hükümetin bu konuda bir engeli var ama yine ciddi manada yükseldi. Şöyle söyleyeyim, normalde geçen sene 1500 zlotiye bir stüdyo kiralayabiliyordunuz. Yani hani bir ayrı bir odalı değil belki ama işte mutfağı, işte salonu olan tek bir oda halinde, mutfağı, tuvaleti falan aynı yerde olan bir ev kiralayabiliyordunuz eskiden. Fakat şu ana 1500 zlotiye bir oda bulmak bile çok zorlaştı. 1300-1200 zlotiye odalar var ama asla ulaşamıyorsunuz. Çünkü bilgisayarın başında beklemeniz gerekiyor. Yayınlandığı anda hemen aramanız gerekiyor ki o zaman bile meşgul çalıyor ev sahiplerinin telefonu. Bu arada bayağı bir trafik varmış. İyi ki erken çıkmışız. Değil mi? Evet. İnsanların aklına takılan, haklı olarak, diğer bir konuysa temizlik. Temizlik de ikiye ayrılıyor aynı şekilde. Şimdi bazı evlerde ödediğiniz o toplam fiyatın içerisine temizlik de dahil oluyor. Ve genelde bu temizlik haftada bir oluyor. Eğer bir yurtta kalıyorsanız çok farklı, muhtemelen günlük oluyordur. Ama evlerde benim gözlemlediğim kadarıyla haftada bir temizlik o fiyata dahil oluyor. Güzel bir şey bence ama bizim gittiğimiz evlerden bir tanesinde durum şöyleydi. Adam bize açıkça söyledi, hani ben temiz birini arıyorum ve temizlik yapacak birini arıyorum. Çünkü haftada bir dönüşümlü olarak ev temizliyoruz dedi. Eğer o haftanın kişisi o gün o evi temizlemezse ev sahibi bir temizlikçi tuttuğunu söyledi ve fiyatı da o temizliği yapmayan kişiden aldığını söyledi. Bu da güzel bence. En azından takip eden biri var. Bence bundan kötüsü ev sahibinin bu işe hiç karışmaması. Çünkü evde kaldığınız insanları tanımıyorsunuz. Nasıl insanlar olduklarını bilmiyorsunuz. Pis olabilirler, sorumluluk sahibi olmayabilirler. Yani hadi gelin ortaklaşa bir plan yapalım. Her hafta biri temizlesin dediğinizde temizlemeyenler olabilir. Çünkü biliyorlar ki bir yaptırımınız yok. Bu tarz insanlar çıkabilir karşınıza. O yüzden bence ilk iki seçenek çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi bir de benim bu bahsettiğim fiyatlar hep tek kişilik odalardı. Eğer sizin bütçeniz daha düşükse ve hatta yanınızda bir arkadaşınız da varsa iki kişilik odalara çıkabilirsiniz. Üç kişilik, dört kişilik odalar dahi var. Yurt olmayan odalardan bahsediyorum. Bu tarz evlerde de oda kiralayabilirsiniz.
dediğim gibi 4'e kadar çıktığı için fiyat da düşebiliyor. Benim bu bahsettiklerim 9 metrekare ve 12 metrekare arası değişen odalardı. Evin içerisinde ütü, süpürge, işte temizlik malzemeleri, buzdolabı, fırın gibi şeyler hepsi ortak. Onun dışında odanızda bir genel olarak söylüyorum, bir çalışma masası, bir yatak, bir sandalye ve bir gardırop oluyor. Öyle, bunlar zaten depozito altında oluyor. Genelde bir kira depozito istiyorlar. Fakat bu fiyat dediğim gibi çok fazla talep olduğu için şu anda ciddi manada artada biliyor. Şimdilik kapatıyorum. Odayı göstereceğim size gittiğimizde. O zaman görüşürüz. Bay bay. Nehrin üzerinden geçiyoruz. Bayılıyorum bu görüntü. Gün batımında ayrı güzel, gündüz ayrı güzel, gece ayrı güzel. Henüz gün doğumunda göremedik. Şimdi evin girişi şuradan ve girdikten sonra şöyle bir mutfağı var. Şurada bir odası var, burada bir odası var. Burada banyosu, tuvaleti var. Şurada şöyle mutfağı var. Şimdi odayı göstereceğim. Odanın içi şu şekilde. Bir tane yatak var. Şöyle dolap. Evin içerisi güzel ama eşyalar eski. Değil mi? Selamlar tekrardan. Gördüğünüz evi detaylı bir şekilde çektim. Dediğim gibi Varşova, tam Türkçesini hatırlayamadım. Warsaw Management University. Buraya yakın, bayağı bir yakın. Hatta 550 metre yürüme mesafesiyle. O yüzden dediğim gibi bizim için çok güzel bir opsiyon. Ev toplamda 4 tane odadan oluşuyor. Ortada da bir mutfak var gördüğünüz gibi. Temizliği fena değildi. Zaten 4 kişinin yaşadığı bir yerin hani çok aşırı aşırı temiz olabilme imkanı yok bana göre. Onun dışında etrafa biraz baktık. İşte market var mı, restoran var mı ve hani güvenli bir alanda mı diye. Zaten adam bize işte direkt şey dedi, hani kararınızı verin çünkü arkadan 2 kişi daha gelecek sizden sonra diye. Yani dediğim gibi eğer burada bir ev bakıyorsanız, kararınızı falan böyle şunu düşüneyim, bunu düşüneyim, şurası nasıl olur, burası nasıl olur gibi küçük meselelere takılmamak gerekiyor. Çünkü hakikaten başka bir şansınız kalmıyor bir süre sonra. Bahsedeceklerim bunlardı. Karanlıkta çekmek zorunda kaldım, kusura bakmayın. Hatta biraz geç kaldım ama ışığı çekeyim. Şimdi daha iyi oldu bence. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.